İnsanlık var olduğundan beri bir şeyleri sayıyoruz ve saydığımız şeyleri takip veya temsil etmek için bir şeyler arıyoruz. Mesela eski çağlarda yaşasaydınız ve en son yağmur yağan günden sonraki günlerin hesabını tutmak isteseydiniz, şöyle derdiniz. Abugamist, gabuma, gumu. Çünkü mağara adamı olurdunuz. <laughs> Şaka bir yana. Son yağmur yağan günden sonraki günlerin hesabını tutmak için, bugün yağmur yağmadı yani bir gün geçti derdiniz. Gerçi bir dedik ama belki de bu kelime o zamanlar yoktu bile. Başka bir gün daha geçti, başka bir tane daha, 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 bir tane daha ve sonra yağmur yağdı. Sonra arkadaşınız gelip, en son yağmur yağdıktan sonra ne kadar zaman geçti diye sorarsa, işte bu kadar gün dersiniz. Arkadaşınız da "Peki sanırım ne demek istediğini aşağı yukarı anladım." der ve bir noktada şu çentikler için artık bir isim bulmak gerektiğinin de mantıklı olacağını düşünür. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 diyebilir. Tabii ki her dilde bu sayılar farklı söyleniyor. Hatta eminim bu çentikleri sayarken isim vermiş olan ama artık kullanılmayan diller bile vardır. Neyse, işte bu çentiklere bakınca artık bir süre sonra bu yöntemin fazla yer işgal ettiğini görüyorsunuz. Yani bunu yazmak için çok yer ve zaman lazım ve biri bu sayıyı okumak isterse oturup baştan sayması lazım. 7 tane bile saymak zorken 27 veya 1000 çentik olduğunu düşünün. Tüm sayfa çentikle dolardı ve Saysak bile yanlış yapabilirdik. İşte bu sorunu çözmek için insanlar sayı sistemlerini geliştirdi. Bu sanki her zaman böyle ola gelmiş gibi düşünebiliriz. Yani iyi de zaten sayı saymak her zaman böyle olmadı mı diye sorabilirsiniz. Ama bu video bittiğinde umarım bir sayı sisteminin ne kadar güzel bir şey olduğunu ve sayı sistemimizin var olan tek sayı sistemi olmadığını anlamış olursunuz. Çoğunuzun bildiği sayı sistemi tabanı 10 olan sistem. Yani onluk sayı sistemi. Peki neden 10? Muhtemelen 10 parmağımız olduğu için. Dolayısıyla bir şeyi onlu gruplar halinde düşünmek, insanlara kolay gelmiş ve sembolleri olan böyle bir sistem gelişmiş. Yani ne kadar çok grubunuz olursa olsun, parmaklarınızla sayabilirsiniz ve kaç tane olduklarını idrak edebilmek için de sembol kullanabilirsiniz. Biz de 10 sembole ihtiyaç duyduğumuz için 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u bulmuşuz. Bu 10 sayı onluk sayı sisteminde kullandığımız semboller. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Mesela 231'i düşünelim. Evet 231. Bu neyi temsil ediyor? Sayı sistemlerindeki düzenlerden birisi de basamak değeri. En sağdaki şu kısım birler basamağı yani bir grup bir. Şu ortadaki ise onlar basamağı. Burada gördüğümüz 3, 10 tane 3 olduğu anlamına geliyor. Bu iki sayısı ise yüzler basamağında yani 2 tane 100. Bunları topladığımızda 231 ediyor. 2 tane 100 artı 3 tane 10 artı 1. Onluk sayı sisteminde her sola gittiğimiz bir basamak için, sağdaki basamakla soldaki basamak arasında onlu gruplar olduğunu düşünüyoruz. Şu birler basamağı. Onla çarparsak onlar basamağına gideriz. Bir sonraki basamak için tekrar onla çarparız. İşte yüzler basamağı. Üslü sayıları biliyorsanız, 1 eşittir 10 üssü 0'dır. 10 dediğimizde 10 üssü 1'dir. Yani burası onlar basamağı, 3 tane onluk. 100 dediğimizde 10 üssü 2'dir. Ve tabii ki burada sola doğru gitmeye devam edebiliriz. Onluk sayı sisteminde üsler böyle. Belki şimdi kafanızda sorular beliriyor. Bu 10 olmasaydı ne olurdu gibi. Hadi işi basitleştirelim. Şu çentikleri birlik sayı sistemi gibi düşünebiliriz. Çünkü tek bir sembol var. Fakat biraz daha karmaşıklaştırıp İkili sayı sistemine gitsek. Şunu da söyleyeyim. İkili sayı sistemi diye bir şey tabii ki var. Ama bunun yanı sıra bu sistem tüm modern bilgisayarcılığın temeli. Bilgisayarların yaptığı işlemlerin altındaki matematik işte bu sistemde gizli. İkili sayı sisteminde sadece iki sembol var. Sıfır ve bir. Bu sistemin bilgisayarcılıkta kullanılmasının sebebi şu bilgisayar üretmekte kullandığımız donanımlar, yani iletken ve mantık kapılarının hepsi ya açık ya kapalı konumda. Yani nasıl ki biz hesap makinesinde bir şeyler hesaplarken onluk sayı sistemi kullanıyorsak, burada da bilgisayar işlemleri ikili sayı sistemini kullanıyor. Peki, ikili sayı sistemi kafasında nasıl düşüneceğiz diyebilirsiniz. Burada da benzer basamaklar oluşturabiliriz ama onun üstleri değil de 2'nin üsleri olacak. Hadi basamaklarımızı yazalım. En sağda 2 üssü 0 yani 1 var. O zaman buna birler basamağı diyebiliriz. Sola doğru ilerleyelim. 2 üzeri 1 yani 2. Burası da ikiler basamağı. Sonra devam edersem, şurası da 10 üssü 2 olacağına 2 üssü 2 yani 4'ler olacak. Bu noktada videoyu durdurup kendiniz sola doğru gidebilirsiniz. Evet, bu basamak ne olur? 2 üssü 3 yani, 8'ler basamağı. Şuna dikkat edin, sola kaydığımızda, sağdaki sayıyı 2 ile çarpıyoruz. Diğer sistemde 10 ile çarpmıştık. Nasıl ki o sistemde her yerde 10 gördüysek, şimdi de işimiz 2'lerle. Hadi devam edelim ve şu sayıyı ikili sistemde gösterelim. Evet, şu an çizdiğim yer 2 üssü 4 yani 16'lar basamağı olacak. Farklı renkler kalmadı. 2 üssü 5 yani 32'ler basamağını çizelim. Daha sonra 2 üssü 6 yani 64'ler basamağı. Bu basamak kaç 64'ümüz olduğunu bize söylüyor. 0 veya 1 tane 64'ler. Az sonra göreceğiz bakalım neymiş. Evet, bir de 2 üssü 7 yani 128'ler basamağı. Daha da devam edebilirdik ama şu sayıyı göstermek için bu kadarı yeterli. Sonraki videolarda nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama şimdi de bir giriş yapabiliriz. Evet, onluk sistemdeki bu sayı, ikili sistemde şöyle yazılıyor. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Peki bu ne demek? Bir tane 128 artı 1 tane 64 artı 1 tane 32 artı hiç 16 artı hiç 8 artı 1 tane 4 artı 1 tane 2 artı 1 tane 1. Farkındaysanız bu ikisi aynı şey. Yani 128 artı 64 artı 32, 16 ve 8 yok, o yüzden toplamıyoruz sonra artı 4, artı 2, artı 1. Bunları yazarken en çok tanıdık gelen sayı sistemini kullandım. Bunları toplayınca göreceksiniz ki sonuç 231 çıkıyor. Bu sadece farklı bir şekilde gösterme. Bir sistem diğerinden daha iyi diye bir şey yok. Alttakileri yukarıdaki şekilde yazmamın tek sebebi, bu şekilde düşünmeye alışmış olmamız ve işlemleri bu sistemle yapmamız. Umarım bu konuyu ilginç bulmuşsunuzdur. Ben şahsen onluk sistemimizin gücünü bu sayede gördüm ve benim için yeni ufuklar açtı diyebilirim. Sonraki videolarda diğer sayı sistemlerini göreceğiz. Onluk ve ikili sistem hariç en çok kullanılan sistem 16'lı sayı sistemi. Yani 10 veya 2 basamak değil, 16 basamaklı bir sistem. Gelecek videolarda bunları işleyip aynı sayıyı Farklı sistemlerde nasıl yazabileceğimizi öğreneceğiz.